Bir Gün 24 Saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Emin Çölaşan, Sözcü, Fahrettin Paşa'nın hazinesi. Sevgili okurlarım, dünkü yazımda size Medine kahramanı Fahrettin Paşa'yı anlatmış ve onun 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz altınlarıyla satın alınan ve ordumuzu Medine'de kuşatıp arkadan vuran Araplardan kaçırdığı görkemli hazineden kısaca söz etmiştim. Yazıyı dinlemediyseniz üstteki karttan dinleyebilirsiniz. Fahrettin Paşa peygamberimizin mezarının bulunduğu Medine'yi kuşatan, dindaşlarına ihanet eden, Türk askerlerini çöllerde kesip donuna kadar yağmalayan Araplarla boğuşuyor. Osmanlı Devleti Mondros Antlaşması ile teslim olduğu halde direnişini sürdürüyor. Dünya tarihinde böyle bir olay yok. Medine'nin elden çıkacağını gören paşa, peygamberimizin bu kentteki mezarına Osmanlı padişahları tarafından gönderilen armağanları, başka bir deyişle o muhteşem hazineyi 1918 yılında bir muhafız kıtası eşliğinde ve mühürlü sandıklarla İstanbul'a gönderip ülkemize kazandırıyor. Allah rahmet eylesin. Ne iyi yapıyor. Aksi takdirde bu değerli eşyalarda şimdi din bezirganı, sahtekar ve hırsız Suudilerin elinde kalmış olacaktır. Şimdi size Fahrettin Paşa tarafından İstanbul'a gönderilen ve günümüzde bir bölümü Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenen o paha biçilmez hazinenin tam listesini sunuyorum. Hz. Osman'ın ceylan derisine el yazmalı Kur'an'ı, 5 adet eski el yazması Kur'an ve 4 adet Kur'an cüzleri, değerli taşlarla bezenmiş altın kaplamalı 5 adet Kur'an kabı, Hilye-i Şerif yani peygamberimizin yazı ile yapılmış portresi, gümüş çerçeveli yeşil kadife üzerinde pırlanta ve incilerle peygamberimizin adı yazılı, gümüşten güneş resimli, bir adet som altın üzerine pırlanta ile kalem-i şehadet yazılı levha, pırlantalı, incili, mercanlı 7 adet tesbih, gümüş işlemeli 2 adet rahle, Sultan Abdülaziz'in pırlantalı ve altın işlemeli tuğrası, 4 adet sancak başı ve 3 adet değerli kılıç, Kevgebi Durri adlı 4 parça büyük elma, altın üzerine oturtulmuş, çerçevesi elmas ve yakutlarla bezenmiş, 14 adet pırlanta ve zümrütlerle bezenmiş altın askı, pırlanta, inci, yakut ve zümrütlerle bezenmiş 11 adet altın kandil askısı, değerli taşlarla bezenmiş 1 adet altın kandil, 1 adet altın kahve askısı, değerli taşlarla bezenmiş 7 adet altın şamdam. İkisi 1,55 metre boyunda ve 50 kilo ağırlığında, her birinin üzerine 2680 pırlanta var. 1 adet altın makas. Değerli taşlarla bezenmiş 8 adet altın güleptan yani gül suyu kabı ve 12 adet altın burhan yani tütsülük. Pırlanta, zümrüt, yakut ve incilerle bezenmiş 2 adet çelenk, 10 adet yıldız çiçek ve yaprak. Hepsi altın. 1 adet pırlanta yüzük, altın ve gümüş zincirler, altın mücevher kutuları ve çekmeceleri, 84 karat inci taneleri, 15 parça zümrüt, 27 parça yakut, 53 parça pırlanta ve elmas. Ayrıca 3 kilo 985 gram altın, 908 kilo gümüş, 49 parça şal ve sırma işlemeli perde. Medine'de Sultan Mahmut Kütüphanesi ve diğerlerindeki değerli eserler. İkinci bir benzeri olmayan şu gerçek hazineye bakar mısınız? Dünkü yazımda sözünü ettiğim Naci Kaşif Kıcıman'ın Medine Müdafaası isimli eserini 1976 yılında İslamcı bir yayın evi olan Sebil çıkarmış. Bakınız, ön sözünde İslamcı Sebil Yayınevi bile ne diyor? Rica. Sevgili okuyucu, bütün İslam alemini Türk'ün liderliği altında tek bir devlet olarak birleştirmek ve bu birliği devam ettirebilmek uğrunda dayanılmaz eza ve cefalara katlanan şehit ve gazilerimizin örnekleri arasında en talihsizleri Medine savunucularıdır. Çünkü peygamberimizin mübarek mezarını İngilizlerin aldatmasına kapılmış sözde Müslüman Arap aşiret reislerine karşı yetersiz yiyecek, içecek ve silah imkanlarıyla amansız çöl sıcakları altında savunma mecburiyetine kalmışlardır. Bu acı fakat şerefli savunmanın aziz şehit ve gazilerin ruhlarını bir fatiha ile hoş etmek, halen sağ bulanları ise sağlık ve selamet dilekleriyle anmak din ve vatan borcudur. İçimizden bazıları ise o günleri hiç öğrenmemiş, 1. Dünya Savaşı'nda bizi arkadan vuranları bile görmezden geliyorlar. Onların en önde geleni tamamı hırsızlardan oluşan bugünkü Suudi Arabistan yöneticilerinin ataları. Bunu yapsınlar da yakın tarihimizi cahilce göz ardı etmesinler. Bilmemek ayıp değil, biraz okuyup öğrensinler. Şehitlerin ruhlarını sızlatmasınlar. 1948 yılında vefat eden büyük adam Fahrettin, değiştirilmiş ismiyle Türkan Paşa'yı, Medine kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. Emin Çölaşan, Sözcü. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.